Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Uğur Hoca, Uğur Ataseven. ÖABT sınıf öğretmenliği alan eğitimi, yani size Türkçeden, matematikten, sosyal bilgilerden, fen bilgisinden, hayat bilgisinden, din kültüründen, birleştirilmiş sınıflardan, beden eğitiminden ve bir de arkadaşlar görsel sanatlardan çıkacak olan 30 soruyla ilgili derslerimizin hem konu anlatımında, hem sorularının çözümünde, hem tekrar kamplarında beraber olacağız bundan sonra inşallah arkadaşlar. Alan eğitimiyle ilgili olarak karşımıza 30 tane soru gelecek arkadaşlar alan eğitiminde. Sorularımızın dağılımı şöyle karşımıza çıkacak. Türkçeden 6 tane, matematikten 6 tane, fen bilgisinden 6 tane, hayat bilgisi ve sosyal bilgilerden ayrı ayrı üçer tane olmak üzere 6 tane. Din kültüründen 1 veya 2, görsel sanatlardan 1 veya 2, birleştirilmiş sınıflarla beden eğitiminden 1 veya 2 tane soru gelecek. Arkadaşlar, diğer derslerimizden yani müzik, insan hakları, trafik gibi derslerden bugüne kadar soru gelmemiştir. Zaten siz de biliyorsunuz bu derslerin alan sınavları da yapılmıyor. Alan sınavı olan derslerimizden genellikle soru geldiğini görüyoruz. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz bir giriş ve başlangıç, bir anlamda tanıtım dersi olduğu için sizinle sınıf öğretmenliği alan eğitimi kısmında çok fazla derinlere inmeyeceğiz arkadaşlar. Burada neler yapacağımızla ilgili genel bir bilgi verdikten sonra benim sizin için bazı derslerden seçmiş olduğum seçkiler var arkadaşlar ve en sonunda da konularımızla ilgili sorularımız gelecek. Bunların üzerinde durmuş olacağız. Arkadaşlar, öncelikle bu dersimizin temelini ve özünü az önce saymış olduğum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane dersimizin öğretim programları oluşturmaktadır arkadaşlar. 9 dersimiz var, soru gelen. Bu 9 dersimizin öğretim programları oluşturuyor. Arkadaşlar, konu anlatımlarında biz öncelikle bu 9 dersimizin öğretim programlarını inceliyoruz. Bu 9 dersimizin öğretim programlarının yapısı, içerik yapısı, kazanımlarının özellikleri, eğitim durumları, bu 9 derste kullanılabilecek olan her bir derste ayrı ayrı olmak üzere öğretim yöntem ve teknikleri, yaklaşımlar arkadaşlar, bu derslerde kullanılabilecek olan ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yine bu 9 derste kullanabileceğimiz kavram haritalarını hep beraber bu derste işlemiş ve incelemiş oluyoruz. Arkadaşlar, sınıf öğretmenliğinde totalde gelecek olan 75 sorunun 30 sorusunu oluşturan bu alan eğitimi kısmında sorularımızın ağırlık merkezini derslerde kullanılabilecek olan yöntem, teknik, etkinlik, materyaller ve az da olsa sınıf yönetimi ile ilgili unsurlar oluşturmaktadır. Ağırlık merkezi öğretim yöntem teknikleri ve yaklaşımlarıyla uygulamalardır. Arkadaşlar, bu 30 sorunun içerisinde birkaç tane soru bu kapsama giren öğretim programlarının özellikleri ve birkaç tane soru da ölçme ve değerlendirmeden gelmektedir. Her yıl bu derslerden arkadaşlar birkaç tane de soru kavram haritalarıyla ilgili karşımıza çıkar. Arkadaşlar, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılında geliştirmiş olduğu öğretim programlarını kullanıyoruz. Şu an 2018'den bu tarafa en son 2018'de geliştirilen bazı derslerimizde mesela Türkçe gibi arkadaşlar 2019 Türkçe öğretim programını da kullanıyoruz ama genel ve bütüncül bir değişiklik. Türk eğitim sisteminin yapısını ilgilendiren ve etkileyen en büyük değişiklik 2018 yılında şu an kullanmakta olduğumuz öğretim programlarıyla birlikte gerçekleştirildi. Arkadaşlar, buradaki tabloya baktığınızda, bu arada şunu da ifade edeyim. Öğretim programlarının genel ve standart yapısı, zaten adından da başlıktan da anlayacağınız gibi arkadaşlar, bütün dersler için aynıdır bu yapı. Sadece arkadaşlar, aşağıda gördüğünüz tabloya dikkatlice baktıysanız, şurada gördüğünüz özel kısım derslere göre değişmektedir. Ama yukarıdaki genel özellikler, genel yapı, genel kısım
Bütün derslerde aynıdır arkadaşlar. Yani şuraya kadar kullanmakta olduğumuz öğretim programlarının bütün genel yapısı, bütün genel çerçevesi, bütün genel özellikleri arkadaşlar aynıdır, değişmemektedir. Onun için biz derslerimize başlarken arkadaşlar bu 9 dersimize 2 tane daha konu anlatımı ekliyoruz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar öğretim programlarımızın özellikleri, çünkü bütün dersler için aynı. Bir de en sonunda hayat bilgisinde, sosyal bilgilerde ve din kültüründe karşımıza çıkan değerler eğitimin soruları arkadaşlar. Oradan da bir tane sorumuz geliyor. Onu da eklediğimizde burada toplamda 11 tane dersimiz olacak arkadaşlar. Şimdi bizim ilk konularımız arkadaşlar Türkçe, matematik, fen değil de öğretim programlarımızın genel yapısını, çerçevesini ve özelliklerini anlatan bilgiler. Çünkü bu tür sorular arkadaşlar, yani bu kapsamdan gelen sorular bütün derslerden karşımıza çıkabilmektedir. Türkçede de sorarlar, matematikte de sorarlar, fende de sorarlar, dinde de sorarlar arkadaşlar. Yapı aynı, değişmiyor. Bir öğretim programını elimize alıp kapağını açtığınızda karşınıza bu yapı çıkıyor arkadaşlar. Önce Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarının ne olduğu, ne anlama geldiği, öneminin ne ifade ettiği, faydasının ne olduğu ve ülkemiz için, eğitim sistemimiz için arkadaşlar neyi gerçekleştirdiğini anlatan bir bölüm koymuş oraya. Daha sonra öğretim programlarımızın genel amaçları arkadaşlar. Bu programları okuyup bu programlarla beraber okulu tamamlayacak olan bir öğrenciden beklentiler nelerdir? Öğretim programlarının genel amaçlarını görürsünüz. Sonra öğretim programlarımızda yeni olan bir alan arkadaşlar. 2018 öncesi öğretim programlarında yoktu. 2018'den sonraki programlara eklendi. Değerler ve yetkinliklerle ilgili bilgilendirmeler var. Arkadaşlar şu an kullanmakta olduğumuz öğretim programlarımızın önceki öğretim programlarından önemli bir farkı şimdiki programların herhangi bir felsefesinin olmamasıdır. Yani ne daimici, ne esasici, ne pragmatik, ne de yeniden kurmacılık eğitim felsefelerinden herhangi birinin özelliklerini göstermez arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 öğretim programlarında arkadaşlar eğitim felsefesi koymak yerine programlara değerler felsefesini koymuştur. Değerler felsefesi. Bu açıdan baktığımızda şu an kullanmakta olduğumuz öğretim programları aksiyolojik temelli bir öğretim programıdır arkadaşlar. Aksiyoloji kavramının ne olduğunu program geliştirme dersinde felsefi kuramlara geldiğinizde görmüş olacaksınız. Bir de programda önceki programlardan farklı olarak 2018 programında yetkinlikler dediğimiz bir şey var. Adına biz TYÇ diyoruz. Yani Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. Önceki programlarda olmayan, şimdiki programlarda karşımıza çıkan bir özellik arkadaşlar. Bu yetkinlikler neyi ifade ediyor? Arkadaşlar, önceki programlarda beceriler diye karşımıza çıkan, beceriler diye, genel ve temel beceriler diye karşımıza çıkan unsurun birleştirilmiş ve bütünleştirilmiş halidir arkadaşlar. Şu an kullanmakta olduğumuz programlar arkadaşlar, beceriler, yetkinlikler ve değerlerle bütünleştirilmiş bir öğretim programıdır. Bu matematik için de aynıdır, din için de aynıdır, fen için de aynıdır, beden için de aynıdır. Değişmez arkadaşlar. Sonra öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme özellikleri. Yine bütün derslerde aynı olmak şartıyla arkadaşlar sadece sonuca geldiğimizde bir değerlendirme yapıp dönemi kapattığımız değil, aynı zamanda sürecin içerisinde çocukların hem bilişsel hem duysal hem psikomotor yönlerini ölçtüğümüz ve değerlendirdiğimiz, okulun başladığı günden kapandığı güne kadar çocukları süreç içerisinde izlediğimiz bir ölçme değerlendirme yaklaşımı programlarda benimsenmiştir. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bir de buraya sonuç ekleyerek bu programların nasıl hazırlandığı ile ilgili bize bir bilgi vermekte. Bizi esas ilgilendiren önemli kısım ise arkadaşlar programın özel amaçları. Yani artık arkadaşlar bundan sonra derslere iniyoruz. Türkçenin özel amaçları, fenin özel amaçları, matematiğin özel amaçları. Arkadaşlar yukarıda genel amaçlar ele alınmıştı. Burada özel amaçlara da vurgu yapılıyor. Sınıflar bazında özel amaçlara vurgu yapılıyor arkadaşlar.
Sonra öğretim programlarında o derse özgü beceriler var. Mesela arkadaşlar, bütün derslerimiz içerisinde en kapsamlı becerilerin olduğu dersimiz sosyal bilgiler dersidir. Sonra hayat bilgisi dersidir. Her dersin kendisine özgü bir becerisi var. Biz ona alana özgü beceriler deriz arkadaşlar. Sonra programın uygulanmasında öğretmenin dikkat etmesi gereken hususlar var. Öğretmenden bu programı uygularken ne bekleniyor? Hangi yöntem teknikler kullanılmalı? Ne tür ölçme değerlendirme uygulamalarına yer verilmeli? Öğretmen programı uygularken hangi sınıfta neye dikkat etmeli arkadaşlar? Çocuklar neyi kolaylıkla öğrenebiliyor? Neyi öğrenmekte zorlanıyorlar? Bunun gibi arkadaşlar ilke, prensip, uyarı ve hatırlatmaların yer aldığı bir kısım arkadaşlar. Daha sonra programın yapısına geçiyoruz. Ne var programın yapısında? Önce arkadaşlar o program neyi kullanıyor? Öğrenme alanlarını mı kullanıyor? Temaları mı kullanıyor? Üniteleri mi kullanıyor? Bununla ilgili programın temel yapısı neyse bunun üzerinde duruluyor. Örneğin arkadaşlar, Türkiye'de sadece ve sadece dil dersleri, Türkçe, İngilizce gibi diğer yabancı diller gibi arkadaşlar dersler tematik yaklaşımla içeriği oluşturulmuştur. Mesela sosyal bilgiler dersi arkadaşlar öğrenme alanlarıdır. Fen bilgisi dersi konu alanları arkadaşlar. Örneğin din kültürü dersi ünitedir. Hayat bilgisi dersi ünitedir arkadaşlar. Programların içerik yapısını bilmemiz aynı zamanda o dersin en önemli özelliklerine hakim olmamızı da beraberinde getirir arkadaşlar. Ve programlar biliyorsunuz birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar arkadaşlar ilköğretim boyutunda uygulanmakta. Bazı programlar birden 12'ye kadar arkadaşlar aynı özellikteki yapıyla devam etmektedir. Arkadaşlar ben örnek bir programın yapısını buraya karşınıza taşıdım. Bu hayat bilgisi dersinin öğretim programının arkadaşlar örnek yapısı. Mesela şu önemli bir soru ayrıntısıdır arkadaşlar. ÖHBT sınav komisyonunda yer alan hocalardan bir tanesi olsam şunu sorarım. Çünkü başka hiçbir derste olmayan bir ayrıntı. Temel yaşam becerileri hangi dersimizin içeriğinin yapısının oluşturulmasında dikkate alınmıştır diye bir soru geldiğinde arkadaşlar verebileceğiniz tek cevap hayat bilgisi dersidir. Programların, derslerin, programlarının içerik yapısını ve temel unsurlarını bildiğinizde arkadaşlar ki zaten bilmemiz gerekiyor, bu tür soruları rahatlıkla, kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiçbir derste şu yapı değişmiyor arkadaşlar. Bu yapı aynı. Bu yapı aynı. Hiçbir derste değişmiyor. Bu yapı da aynı arkadaşlar. Çünkü programlarda temel unsurlar var. Değerler, az önce söylemiştim, beceri ve yetkinlikler, ilgili dersle ilgili konular, üniteler, öğrenme alanları, kazanımlar, kavramlar bunlar değişmiyor. Standart arkadaşlar. Ama hayat bilgisi dersinde temel yaşam becerileri var. Peki fen dersinde bunun yerine ne geliyor biliyor musunuz? Orası da özel. Burada da alana özgü 3 tane beceri geliyor. Ki az sonra bu 3 tane beceri karşımıza çıkacak. Bir de şunu bilmelisiniz arkadaşlar. Ünite. Hayat bilgisi dersi ünite yapısıyla oluşturulmuş. İçerik yapısı ünite özelliklerine dayalı arkadaşlar. Yine bütün derslerde aynı olan kazanımlarımız var. Bu yapı, bu tablo, hayat bilgisi dersinden benim örnek aldığım bu tablo diğer derslerde dersin özelliğine göre şekillenmektedir arkadaşlar. Örneğin Türkçe olsaydı burada mesela şuraya arkadaşlar temalar diyecektim. Mesela buraya. Değerler aynı değişmiyor bütün derslerde aynı. Şuraya ne diyecektim arkadaşlar? Buraya öğrenme alanları diyecektim. Çünkü Türkçe dersindeki dört temel dil becerisi aynı zamanda bizim öğrenme alanlarımızı oluşturuyor. Bu tür ayrıntılar öğretim programlarında çok önemli arkadaşlar. Ve birçok konu anlatımı kitabında, birçok yayında ve birçok arkadaşlar dijital içerikte bulamayacağımız özelliklerdir bunlar. 2018 programı Türk eğitim sistemine neleri kazandırdı arkadaşlar? Az önce üzerinde önemli durduğum bir konu programımız değerler temellidir arkadaşlar. Programımızın değerler temelli olması beraberinde milli değerlere, evrensel değerlere, etik değerlere, bilimsel değerlere de yer ve önem verilmesi gerektiğini de beraberinde getirmiştir arkadaşlar. Önceki yıllarda hazırlanan programlara baktığımızda arkadaşlar içerikler azaltılmış, kazanımların sayıları arkadaşlar azaltılmış, üniteler daraltılmıştır. Arkadaşlar fen dersiyle ilgili önemli bir özellik sadece feni ilgilendiriyor. Bizim STEM dediğimiz Science, Technology, Engineering ve Matematik diye arkadaşlar kodladığımız
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerinden meydana gelen bir konu alanı ve bununla ilgili üniteler eklendi. Fende arkadaşlar. Çünkü artık çocukların proje tabanlı olarak gerçek ve günlük yaşam problemlerini ürünler ortaya koyarak çözmesi gerekiyor. Programların genel özelliklerinden bir tanesi de içeriklerin programlardaki sarmal yapının devam ettirilmesidir arkadaşlar. Önceki programlarda açık bir şekilde yer alan ara disiplinler 2018 programlarında örtüktür arkadaşlar. 2018 programlarının önceki programlardan önemli bir farklılığı da ara disiplinlerin arkadaşlar örtük bir şekilde verilmesi. Yani açık açık yazılmamış, öğretmenin yeri ve zamanı geldiğinde kendisi uyguluyor. Arkadaşlar 2018 programında özellikle fen dersinde bir taraftan problem çözmek için karar verme becerileri ama bir taraftan da arkadaşlar bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşabilmesi. Biz bunun adına tartışma becerileri ve argümantasyon diyoruz. Diğer ülkelerin programları dikkate alındı. Özellikle PISA ve TIMSS sınavları sonunda ülkemizin geldiği noktayı arkadaşlar dikkate alan bakanlık uzmanları yeni öğretim programlarını bizi diğer ülkelerin arasında ön plana çıkartacak bir yapıya kavuşturmak için uğraşıyorlar. Arkadaşlar, önceki programlardan devam eden beceri ve süreç temelli anlayış yeni programda da devam ettirilmiş. Arkadaşlar, programlarda kazanımların hemen altında kazanımları açıklayan diğer davranışlara, özelliklere, sınırlamalara ve kısıtlamalara da yer verilmiş. Programın önemli bir özelliği arkadaşlar, sadece ara disiplinler ya da disiplinler arası yaklaşım konuları değil, becerilerle, değerlerde herhangi bir ünite ile kazanımla ilişkilendirilmemiştir. Bu görev öğretmene verilmiştir. Öğretmen yeri ve zamanı geldiğinde programda yer alan becerileri, değerleri ve disiplinler arası ara disiplin konularını yeri ve zamanı geldiğinde arkadaşlar kendisi ilişkilendirecektir. Bu öğretmene tanınmış bir esnekliktir. Aklınızda olsun. Örtüktür arkadaşlar. Yani açık açık net bir şekilde ortaya konulmamıştır. Yani şöyle demiyor. Örneğin bölme konusu adalet değeriyle ilişkilendirilir demiyor. Öğretmen bölme işlemini anlatırken çocuklara adalet değeriyle ilişkilendirmeyi kendisi yapacak arkadaşlar. Ya da hayat bilgisine geldiğinizde toplumsal arkadaşlar değerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi sorumluluktur. Aynı zamanda 10 kök değerimizin içerisinde de var. İlgili konu geldiğinde öğretmenin o konuyu sorumluluk değeriyle ilişkilendirmesi öğretmenin bir görevidir arkadaşlar. Ne demek istediğimi ifade edebildim herhalde. Örtük olması budur. Açık ve net bir şekilde kazanımlarla değerler, kazanımlarla beceriler, kazanımlarla disiplinler arası konular ilişkilendirilmediğinden arkadaşlar örtük olarak yer almaktadır. Az önce TYÇ diye ifade etmiştim. Yani Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi arkadaşlar. 2018 programında 8 anahtar yetkinlik olarak bilinmektedir bu. 8 anahtar yetkinlik arkadaşlar. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? 1. sınıfta başlamış, 8. sınıftan mezun olmuş yani ilköğretim kademesini tamamlayan bir öğrenciden devletin ve toplumun beklentilerini ifade ediyor. Bunlar arkadaşlar. Hangi beklentileri ifade ediyor? 1. Bu çocukların özel hayatlarında karşılarına çıkabilecek olan durumlarda. 2. Bu çocukların okul hayatlarında yani akademik hayatlarında karşılarına çıkabilecek olan durumlarda. 3. Bu çocukların iş hayatında karşısına çıkabilecek olan durumlarda. 4. Çocukların toplum hayatında karşısına çıkabilecek olan durumlarda onlara gerekli olan becerileri ifade ediyor. Ve bu 4'ü arkadaşlar aynı zamanda çocukların hem bugünkü hem gelecekteki hayatlarıyla ilişkilendirilmiştir. Buradaki 8 anahtar beceri ve yetkinlik. Arkadaşlar bu hem özel hayatımızda hem akademik hem iş hem de toplum hayatımızda gerekli olan bu 8 temel beceri TYÇ, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi arkadaşlar aynı zamanda hayat boyu öğrenmeyi de beraberinde getiriyor. Bu ilişkilendirmeyi konu anlatımı kitaplarının birçoğunda bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü dikkate almıyorlar. Sadece becerileri sıralayıp geçiyorlar. Bu becerilerin ne anlama geldiği, nerede lazım olduğu ve Türkiye eğitim sistemi için ne ifade ettiği verilmiyor arkadaşlar. Ama bu tür sorular karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar ana dilde iletişim, yabancı dilde iletişim, mantıksal, matematiksel, teknolojik yetkinlik,
dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade, bunlar 8 anahtar yetkinliktir. Bununla ilgili arkadaşlar karşımıza sorular çıkıyor. Programın bir diğer perspektif yapısı arkadaşlar. Perspektifi oluşturan iki unsur. Bunlardan bir tanesi değerler, diğeri yetkinliklerdi. Yetkinlikleri az önce gördük. Değerlere bakıyorsunuz. 10 kök değer arkadaşlar programda. Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olmak üzere. Bu değerler neye göre belirlenmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu değerler aynı zamanda evrenseldir. Evrensel değerler. Evrensel değerlerden Türk toplumuna uygun olanlar seçilip alınmıştır arkadaşlar. Ve bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Programın bir diğer özelliği arkadaşlar değerler öğretiminin ya da değerler eğitiminin ciddi bir şekilde uygulanmasının öğretmenlerden beklenmesidir. Arkadaşlar bu 10 kök değer değerler eğitimi anlatırken üzerinde duruyoruz arkadaşlar. Değer açıklama yaklaşımıyla ele alınır. Değer açıklama yaklaşımı. Önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Ve sorulmuştur da. 10 kök değer, değer açıklama yaklaşımıyla ele alınır. Değer açıklama yaklaşımı ne? Arkadaşlar, çocukların kendi değerlerini kendileri belirledikleri, sıraladıkları, önem arkadaşlar derecesine koydukları, hangisini diğerine göre neden öncelikli ve önemli gördüğünü yine kendilerinin ifade ettikleri yaklaşıma biz değer açıklama yaklaşımı diyoruz. Az önce bir ifade söylemiştim arkadaşlar. Programın bütünlük özelliğini neler oluşturuyor? Programın bütünlük özelliğini arkadaşlar değerler, yetkinlikler ve beceriler oluşturuyor. Biliyorsunuz arkadaşlar kazanımlar yazılırken 3 unsur dikkate alınır. Bilişsel, duyusal ve psikomotor olması dikkate alınır. Şimdi baktığımız zaman biz öğretim programına arkadaşlar kazanımlara baktığımızda bilişsel, duyusal ve psikomotor özellikli olan kazanımlarımız var. Ama programa bunun içerisine nasıl yerleştireceğiz bunu? Ne demiştim az önce size? Kazanımlar arkadaşlar bir beceriyle, bir değerle açık açık ilişkilendirilmemiş ama bu kurguyu öğretmenin yapması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar değerler programın duyusal yönünü oluşturur. Yetkinlikler programın bilişsel yönünü oluşturur. Beceriler ise arkadaşlar hem bilişsel hem duyusal hem de psikomotor yönünü oluşturur. Çünkü beceriler yapma ve uygulamaya dayalıdır ve gerçek hayatın içerisinde performansa dönüştürülmesi gereken özelliklerdir. Bu nedenle arkadaşlar beceriler, birçok arkadaşım bu tür sorular karşısına çıktığında becerilere hemen psikomotor yazıp geçiyorlar ya da işaretleyip geçiyorlar. Hayır arkadaşlar, beceriler psikomotor değildir. Ama bizim dilimize bu dolanmış psikomotor beceri deyip geçiyoruz. Yani bu neredeyse bununla yapışmış, kavramsallaşmış arkadaşlar. Hayır, becerilerin bilişsel olma, duyusal olma ve psikomotor olma özelliği vardır. Mesela empati, birçok arkadaşım empatiyi duyusal bir değer olarak kabul eder. Hayır, empati duyusal bir beceridir arkadaşlar. Bakın bir değer değil, duyusal bir beceridir. Birçok kitapta empatiyi değer olarak görürsünüz. Arkadaşlar, empati duyusal bir beceridir. Ya da arkadaşlar, elindeki pusulaya bakıp, yönünü hayat bilgisi ve sosyal bilgilerde var pusula arkadaşlar. Yön bulma araçlarında. Elindeki pusulaya bakıp pusulayı okuyup yönünü bulabilmek arkadaşlar bilişsel bir beceriyken o yöne doğru hareket edebilmek arkadaşlar psikomotor bir beceridir. Şiiri ezberleyebilmek bilişsel bir beceriyken şiir ezberleyebilmek o şiiri okurken ses tonunu, jest ve mimiklerini tonlamayı arkadaşlar ve vurguları şiirin içerisindeki anlama göre ifade edebilmek psikomotor bir beceridir. Dolayısıyla becerilerin sadece bilişsel yönü yok arkadaşlar ya da sadece psikomotor yönü yok. Beceriler hem bilişsel hem duyusal hem de psikomotordur. Program bu anlamıyla değerler, yetkinlikler ve beceri davranış ilişkisiyle bütünleştirilmiştir arkadaşlar. Programın duyusal yönünü değerler, programın bilişsel yönünü yetkinlikler,
programın hem bilişsel hem duyusal hem psikomotor yönünü ve tamamlayıcı unsurunu da beceriler oluşturmaktadır arkadaşlar. En önemli ayrıntılardan bir tanesi. Çok sık soru çıkan arkadaşlar, bazen karşımıza şöyle sorular geliyor. Diyor ki fen 3-1-1 sana neyi ifade ediyor? Fen 3-1-1 sana neyi ifade ediyor? Bunu soruyorlar arkadaşlar sınavda. Arkadaşlar bu bir koddur. Neyin kodu biliyor musunuz bu? Fen bilgisi dersinden örnek olarak alınmış. Şimdi bunu göreceğiz arkadaşlar. Bu kazanımın kodlanmasıdır. Aslında gayet kolay arkadaşlar. Bunu kolaylaştıran şey tabloda yazılanları bilmek arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Adam bunu soruyor. Fen 3-1-1-1 ne anlama gelmektedir? Sırasıyla buradaki rakamları arkadaşlar A, B, C'de verilmiş. Siz sırasıyla seçiyorsunuz. Fen 3 arkadaşlar bunun fen dersi ve 3. sınıf olduğunu ifade ediyor. 3. sınıf olduğunu ifade ediyor. Üstüne yazayım arkadaşlar. Peki 1 ne? Arkadaşlar buraya bakmanızı istiyorum. 1 ne anlama geliyor biliyor musunuz? Fen dersinde verilecek olan konu alanını. İkinci rakam ne anlama geliyor? Fen dersinde verilecek olan üniteyi. Son rakamda arkadaşlar kazanımdır. Eğer şu tabloyu bilmezseniz karşınıza çıkan şu tür soruları yapmakta zorlanırsınız arkadaşlar. Sadece ve sadece az önce söylemiştim. Türkçe dersinde tema kullanılır. Yani dil derslerinde. Tema sadece Türkçe dersinde var. Ama aynı zamanda arkadaşlar Türkçe dersinde öğrenme alanları aynı beceri alanı olarak ifade edilir. Güzel insanlar, kıymetli kardeşlerim, değerli öğretmenlerim. Fen bilimleri konu alanıdır. Fen bilimleri 5 tane konu alanının 7 tane üniteye bölünmüş halidir. Sosyal bilgiler sadece öğrenme alanlarıdır. Matematik öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarına sahiptir. Beden eğitimi, oyun ve fiziki etkinlikler hem öğrenme alanlarına hem alt öğrenme alanlarına sahiptir. Görsel sanatlar öğrenme alanlarına sahiptir. Hayat bilgisi ve din kültürü arkadaşlar ünite yapısına sahiptir. Buradaki kodlamaları çözebilmeniz için arkadaşlar o dersin hangi yapıya sahip olduğunu bilmek durumundasınız. Şimdi bunun üzerinde sizinle hep beraber bu kazanım kodunun ne anlama geldiğini arkadaşlar konunun ünite numarası, konu numarası ve kazanım numarasının programdaki karşılıklarını görmüş olacağız. Buraya dikkat eder misiniz arkadaşlar? Programda yer alan kazanımlar ünitelere göre numaralandırılmıştır. Numaralandırma sisteminde dersin kodu arkadaşlar sınıf düzeyi burada gördüğünüz gibi ünitenin numarası, sonra ilgili konu numarası, sonra da kazanım numarasına yer verilir. Size basit, kolaylık olsun diye söyleyeyim. Her zaman en son numara arkadaşlar, her zaman en son numara kazanım numarasıdır. Her zaman ilk numara da sınıf numarasıdır. Siz sadece şu arada kalan arkadaşlar, şu arada kalan ikisini bilseniz ya da dersin özelliğine göre birini bilseniz yeter. Arada kalan ikisini. Zaten genelde bu ikisi sorulur. Diğerlerini çok fazla sormazlar. Diğerleri bir sıralama, bütün bir sıralamayı, kodlamanın ne anlama geldiğini isterse karşınıza çıkar. Arkadaşlar fen 3, 3. sınıf. Bu birinci ünitesi anlamına geliyor. Birinci ünitesi. Birinci ünitemiz gezegenimizi tanıyalım, dünya ve evren. O günkü konu alanımızmış arkadaşlar. Dünya ve evren. Bir numara daha eklendi buraya. Fen 3-1-1 oldu arkadaşlar. O günkü konumuz dünyanın şekli, işte bu 3-1-1 bunu gösteriyor. Bir tane daha bir eklendi, o da kazanım. Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. Bu da bu ünitenin kazanımı oldu arkadaşlar. Son numara ne demiştim her zaman? Kazanımı. İlk numara her zaman da ilgili sınıfı ve dersi ifade eder arkadaşlar. Hemen kazanımların altında, kazanımların altında italik yazılmış bir yazı vardır arkadaşlar. O kazanımın açıklaması ve o kazanımla ilgili öğretmenin dikkat etmesi gerekenlerin ne olduğunu gösterir. Aynı zamanda arkadaşlar o kazanımın altındaki italik yazıyla yazılan yazı öğretmenin vermemesi gereken konuları da ifade eder. Biz bunun adına kısıt deriz ya da programdaki adıyla sınırlama ifadesi denilir arkadaşlar. O zaman 3. sınıfta fen dersine giren bir sınıf öğretmeninin duyu organlarının önemini verecek
Arkadaşlar ama duyu organlarının yapısal ayrıntılarına, örneğin burnumuz ve kulaklarımız kıkırdaktan yapılır, bu ayrıntıya girmeyecek arkadaşlar. Çünkü çocuklar kıkırdak yapısının ne olduğunu anlayamazlar arkadaşlar. Kazanımların altında italik şekilde yazılmış olan ifadeler o kazanımın açıklamasıdır. Öğretmenin o kazanımı çocuklara verirken nelere dikkat etmesi gerektiğini gösterir. Bazen bu ifadelerin içerisinde öğretmenlere yönelik sınırlama ve kısıtlamalar vardır. O zaman öğretmen bu sınırlama ve kısıtlamalarda yer alan konuyu değinemez arkadaşlar. Peki hocam bu sınırlama ve kısıtlamaları bilmeli miyim arkadaşlar? Örneğin sınıf öğretmenliğinde Türkçeden başlayın, resimden çıkın arkadaşlar. Görsel sanatlardan 9 dersin kısıtlama ve sınırlamalarına baktığımızda belki yüzlerce madde çıkacak karşımıza. Arkadaşlar bilmelisiniz. Şu tür sorularla soruluyor. 3. sınıflarda fen dersinde bir sınıf öğretmeninin aşağıdaki konulardan hangisine yer vermesi uygun değildir dediğinde işte bu kısıtlama ve sınırlamaları bilmek zorundasınız. Ya da ölçme ve değerlendirme yapmak istediğinde aşağıdaki sorulardan hangisini soramaz diyor. İşte vermediğin, anlatmadığın konunun sorusunu soramazsın. O zaman bunları bilmek durumundasınız arkadaşlar. Şimdi Türkçe dersinden bir örnek arkadaşlar. Türkçe dersinde biliyorsunuz tematik yapı kullanılıyor. Türkçe dersinde tematik içerik yapısı kullanılıyor. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bütün Türkçe'de bütün sınıflara 16 tane tema belirlemiştir. 1'den 8'e kadar arkadaşlar. Bütün sınıflar için 16 tema belirlenmiştir. Yalnız bu temaların hepsini öğretmen kullanmayacak arkadaşlar. Ben şimdi sizinle burada örnek bir tema planlaması da yapacağım arkadaşlar. Karşımıza onun tablosu da çıkacak şimdi. Hepsini kullanmayacak öğretmen. Bunların 8 tanesini kullanacak arkadaşlar. Bu 8 taneyi de kendi içerisinde arkadaşlar ikiye bölerek sıralayacak ve oluşturacak temaları. Zorunlu temalarımız var. Mutlaka yer vermemiz gereken ve bir de arkadaşlar seçmeli temalarımız var. 8 temanın 3 tanesi zorunlu. Arkadaşlar 5 tanesi de seçmelidir. Öğretmen istediği temayı seçip kullanabilir arkadaşlar. 3 tanesi zorunlu. Orada seçip kullanma söz konusu değil. Erdemler. Çünkü program değerler temelliydi. Ben olsam sorardım sınav komisyonunda. Hocalardan bir tanesi. Türkçe'de erdemler temasının zorunlu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap arkadaşlar 2018 öğretim programlarının değerler temelli olmasıdır. Milli kültürümüz, milli mücadele ve Atatürk. Bu 3 tema zorunludur. 5 tema seçmeli. Geriye kalan arkadaşlar 13 temanın içerisinden 5 temayı seçebilirsiniz. Ama arkadaşlar istediğinizi seçemezsiniz. Yok öyle ya ama. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz ücretsiz ders kitaplarını basıp gönderiyor arkadaşlar. Ders kitaplarını basıp gönderiyor. Çocuklar pazartesi günü okullara başlayacağında sıralarının üstünde hazır oluyor. Arkadaşlar siz ne yapacaksınız? Gireceğiniz sınıfın ders kitabını isteyeceksiniz, alacaksınız. Örneğin arkadaşlar 3. sınıfın sınıf öğretmenisiniz. 3. sınıfın Türkçe kitabını alacaksınız. Türkçe kitabında 40 tane metin olur. Türkçe kitabında 40 tane metin olur. Daha bu sorumun cevabını Türkiye'de alamadım arkadaşlar. Yaklaşık 50-60 ilimize bugüne kadar derse gittim arkadaşlar. Şu soruyu sorduğumda çocuklar Türkçe ders kitaplarında 40 tane metin yer almaktadır. Niye 40 tane metin vardır dediğimde arkadaşlarımızın bana doğru bir cevap verdiğini göremedim arkadaşlar. Normalde eğitim fakültesinde hocanın anlatması gerekiyordu. Arkadaşlar okullar biliyorsunuz yaklaşık 10 ay boyunca açıktır. Eylül'den Haziran'a kadar 10 ay boyunca yaklaşık. Arkadaşlar bir ayda da 4 hafta olduğuna göre 40 tane metin olmasının sebebi budur. Türkçe dersinde herhangi bir metin bir haftada işlenir arkadaşlar.
Bir hafta yer ayıracaksınız. Zaman ayıracaksınız. Daha bana kimse hocam bir metin bir haftada işlenir. 10 ay okullar açıktır. 40 tane metin olmasının sebebi budur demedi. Ama şimdi biliyorsunuz arkadaşlar. Peki metinler nasıl oluşturuluyor? Bu metinler arkadaşlar. Yani tema nasıl oluşturuluyor? Sen öğretmen olarak Türkçe ders kitabını alıyorsun eline. Bütün metinleri gözden geçiriyorsun. Okuyorsun bütün metinleri. Ve yanına not alıyorsun. Bu metin birey ve topluma. Bu metin okuma kültürüne. Bu metin iletişim temasına. Bu metin hak ve özgürlükler. Bu metin bilim ve teknoloji temasına uygundur diye metinlerin yanına not alıyorsun. Sonra birbiriyle aynı olan metinleri, tema olarak aynı olan metinleri aynı tema altında topluyorsun. Örneğin birey ve toplum temasına aldığın metinler hepsi bireyin toplumla olan ilişkisi, kültür arkadaşlar, birey ve toplum faydası, önemi, toplumsal sorunlar, toplumsal dinamikler, toplumsal hareketlilik bunları dikkat almak zorundadır. Öyle rastgele temalar oluşturulmuyor. Ama elhamdülillah bugüne kadar böyle bir öğretmen de çıkmadı arkadaşlar. Türkçe ders kitabını öncesinde alıp bütün metinleri okuyup metinleri temalarla ilişkilendiren bir öğretmenimiz de çıkmadı arkadaşlar. Temalar böyle oluşturulur. Arkadaşlar, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü devam edelim biz. Her sınıf düzeyinde 8 tane tema, her temada 4 tane metin olacak. 4 metin. Aynı özellikleri gösteren 4 metni alıyorsun, onu bir tema yapıyorsun arkadaşlar. Peki nasıl metinler olacak bunlar? Metinlerin 3 tanesi okuma, bir tanesi dinleme ve izleme metni olacak. Toplam 32 tane. Ama 8 tane daha kullanacağız arkadaşlar. 32 tane metin arkadaşlar her sınıf düzeyinde temalara uygun eşit dağılımlı bir şekilde 8 tane daha okuma metniyle desteklenecek. Toplam 40 tane metin olacak. Arkadaşlar birden dörde sınıflarda çocuklara birden dörde arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflarda çocuklara metin türünü öğretemiyorsunuz. Fable örneğin. Arkadaşlar fable nedir? Bunu anlatamazsınız çocuklara. Biliyorsunuz fable'lar hayvanların konuşturulduğu metinlerdir. Ama çocuklara fable nedir? Fable'ın özellikleri, fable'ın önemi, işte fable edebiyatı, fable edebiyatında ön plana çıkan isimler bunları anlatamıyorsunuz. Fable konusuna girmek yok. Ama fable kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Türkçe ders kitaplarında fable'lar var. Ama fable'ın ne olduğunu anlatamıyorsunuz. Önemli bir ayrıntı. Ben olsaydım şunu sorardım. Aşağıdakilerden hangisini öğretmen yapamaz? Türkçe ders kitaplarında arkadaşlar fable'lar vardır ama fable'ları anlatamazsınız. Metin türü öğretimine girer bu arkadaşlar. Birinci sınıflar okuma yazmayı bilmediği için birinci sınıfların durumu özeldir arkadaşlar Türkçe dersinde. Birinci dönemde 16 tane dinleme ve izleme metni var. Kim okuyacak? Hepsini öğretmen okuyacak. Çünkü metin dinleme ve izleme metni. Öğretmen okuyacak, çocuklar dinleyecek. Çocuklar okuma yazma bilmiyor çünkü. Ama bitmedi arkadaşlar. Daha 16 artı 8 tane metnimiz var bizim geride. Birinci sınıflar için söylüyorum. Artı 16 artı 8 metnimiz daha var. Çünkü 40 metin olacak. İkinci dönem 12 tane okuma metnimiz, 4 tane dinleme ve izleme metnimiz olacak. Niye? Çünkü çocuklar yavaş yavaş okumaya geçtiler. Bakın 12 tane okuma metnini çocuklara ayırdım. 4 tane metin dinleme ve izleme. Peki bu 4 tane metin dinleme ve izleme metni niçin kullanılacak? Öğretmen sesli okuma yaparak çocuklar arkadaşlar okumayı öğrendikten sonra örnek olacak öğretmen. İşte o 4 dinleme ve izleme metni de onun için kullanılacak. Arkadaşlar geriye kaldı 4 tane dinleme metni. 4 tanesini burada kullandık. 2 tanesi hikaye edici, bir tanesi bilgilendirici, bir tanesi şiir olacak. 8 tane de serbest okuma metni var zaten birinci sınıflarda arkadaşlar. Etti birinci sınıflar içinde 40 metin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi güzel insanlar, ben buraya bir örnek oluşturdum. Arkadaşlar elime aldım bir tane sınıfın Türkçe ders kitabını. Ben öğretmen olsaydım, öğretmenlik yapıyor olsaydım bunu nasıl oluştururdum diye arkadaşlar... Ben bir örnek bir tema tablosu oluşturdum. Ama sadece bir temalık bir tablo oluşturdum ben. Önce şunu bilelim arkadaşlar. Bir temada ne olacaktı bir temada? Bir temada
Üç tane okuma metnimiz olacaktı. Bir tane dinleme ve izleme metnimiz, bir tane de serbest okuma metnimiz olacaktı. Sekiz tane tema yok mu? Var. Sekiz tane tema. Sekiz tane serbest okuma metni olacağına göre her temaya bir tane ne yapıyorum? Serpiştiriyorum arkadaşlar. Sekiz tane de dinleme ve izleme metnimiz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Onları da birer tane serpiştirdim. Temam ne olacak arkadaşlar? Temam birey ve toplum olacak. Birey ve toplum. Peki tema 8 taneydi arkadaşlar. 4 tane de alacağım. 32. 8 tane de serbest okuma metnim olacak. 40 tane yapmıyor mu? Evet arkadaşlar. Birey ve toplum teması. İlk temayı ben tema olarak aldım kendime. Birey ve toplumu okudum arkadaşlar. Bütün metinleri okuduktan sonra bir baktım. Duygular diye bir metin, ev diye bir metin, okul diye bir metin, misafirler diye bir metin var. Bu dördü birey ve toplum temasına giriyor. Bunları bir araya getirdim. Birbirlerini sayfa olarak takip etmesi mümkün olmayabilir. Biri birinci sayfa, biri 50. sayfa, biri 70. sayfa, öbürü 120. sayfa. Türkçe ders kitabındaki metinleri sırasıyla takip etmeyeceksiniz. Arkadaşlar bu tarih kitabı değil. Oradaki metinler sırasıyla takip edilmez. Oradaki metinler temaya göre takip edilir. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. Birçok sınıf öğretmeni arkadaşın halen öğretmenlik yapanlar bunları bilmiyorlar. Ya da biliyorlar, yapmıyorlar. Birçok konu anlatımında da bunlardan bahsedilmiyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de bu metinleri tema planlamasını metinlerin özelliklerine göre de yaptım. Duygular vardı ya hemen geri geleyim. Duygular buradaydı arkadaşlar. Metin türü özlü sözlermiş biliyor musunuz? Duygularımızı anlatan özlü sözler. Atasözleri, vecizeler, deyişler, deyimler falan olabilir arkadaşlar. Metnin özelliği, okuma metni ve nasıl okuyacağım ben bunu biliyor musunuz? Okuma metnini yöntem olarak sessiz okumada bunu kullanacağım arkadaşlar. Evimiz var mı evimiz metni? Var arkadaşlar. Evet var. Günlük niteliğindeymiş bu. Metin türü günlük. Metnin özelliği, okuma metni. Hangi yöntemle bunu okuyacağım? Çocuklarla beraber sesli okuma yaptıracağım. Okulumda bir gün. Bakalım bir okul arkadaşlar. Bu okul. Okulumda bir gün. Anıymış bu. Okuma metniymiş. Tahmin ederek okuma yaptıracağım çocuklara. Metin okuma yöntemlerini arkadaşlar Türkçe derslerinde kullanılabilecek olan yöntem teknikler kısmında görmüş olacağız güzel insanlar. Arkadaşlar Türkçe öğretim programında öğrenme alanlarına baktığımızda az önce söylemiştim 4 tane öğrenme alanımız var. Ama biz bunlara aynı zamanda beceri alanı diyoruz. Çünkü bunlar 4 temel dil becerisidir. Önemli bir ayrıntı daha çıkıyor karşımıza burada. Arkadaşlar dinleme ve izleme 1'den 4'e bütün sınıflarda var. Konuşma 1'den 4'e bütün sınıflarda var. Okumaya hazırlık sadece birinci sınıflarda var. İlk okuma yazma öğretimi. Akıcı okuma 1'den 4'e bütün sınıflarda var. Anlama 1'den 4'e bütün sınıflarda var. Yazma 1'den 4'e bütün sınıflarda var. Ben olsam soru olarak sorardım. Okumaya hazırlık ile söz varlığı bütün sınıflarda yoktur arkadaşlar. Okumaya hazırlık sadece birinci sınıflarda var. Söz varlığını geliştirmede sadece 2'de, 3'te ve 4. sınıfta var. O zaman ben şöyle bir soru sorsaydım ne cevap verirdiniz? Bir sınıf öğretmeni öğrencilerden Türkçe dersi için kaçıncı sınıftan itibaren çantalarında sözlük istemelidir? Sorunun cevabı ikinci sınıf arkadaşlar. Ama şöyle sorsaydı zaten bunu Türkiye'deki bütün öğretmen adayları sınava giren herkes yapıyordu. Çocukların söz varlığı geliştirme çalışmaları kaçıncı sınıftan başlatılır? İkinci sınıf. Aynısı zaten. Arkadaşlar ezberlemiş gelmiş öyle değil. Adam senden uygulama istiyor. Adam senden yorumlama istiyor. Adam senden ilişkilendirme istiyor. Sözlük hangi sınıfta çantasında bulunur diyor. Sözlük demek söz varlığı demektir. O zaman ikinci sınıfta çocukların çantasında ikinci sınıftan itibaren sözlük isteyeceksiniz. Evet arkadaşlar fen bilimleri ile ilgili bir tablo görüyorsunuz. Demiştim ya bazı derslerden seçkilerle karşınızda olacağım diye arkadaşlar. 2005, 2013 ve 2018 programlarının yapısını görüyorsunuz. Aynı zamanda karşılaştırıyoruz arkadaşlar. 2018 öğretim programı fen dersinde özel bir şey getirmiş demiştim az önce size. O da neydi arkadaşlar? STEM 2018'de. Araştırma ve inceleme yoluyla öğrenme, keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma ve ürün tasarlama olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar 5 tane konu alanımız var. Öğrenme alanı 7 tane üniteye dağıtılmıştır. Arkadaşlar önceden 1-2 şeklinde gelen alana özgü beceriler
2018 yılında bir tane daha artırılmış. O da STEM olmuş. 3 tane alan özgü beceri var. 3. sınıflardan itibaren başlatılıyor fen dersi. Ama 4. sınıftan itibaren STEM başlıyor. 3. sınıflarda STEM yok. Önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Önceki programlardan farklı olarak olmayan bir şey ise 2018 programında değerler, yetkinlikler ve becerilerin arkadaşlar eklenmiş olmasıdır programa. Arkadaşlar, fen bilimleri öğretim programı var karşınızda. Bütün sınıflarda aynı konu alanları, alan özgü beceriler ve değerlerle beraber. 4. sınıftan itibaren başlayan bir de STEM konusu var arkadaşlar. Alan özgü becerilerimiz 3 tane. Buradan çok sık soru geliyor karşımıza arkadaşlar. Alan özgü becerilerden. Şuradan da soru geliyor karşımıza. Mesela ilk konu alanımız bizim burada. Dünya ve evren buraya geldi arkadaşlar. Canlılar ve hayat ikinci konu alanı olarak ele alınıyor. En çok yer verilen konu alanı fiziki olaylardır. Bütün ünitelerin en sonuncusu arkadaşlar madde ve doğasıdır. Bu tür ayrıntılar var arkadaşlar. Bunları bilmemiz bizim için önemli. Bize bunlar soru çözdüren ayrıntılı olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Hemen konuyla ilgili arkadaşlar, madem az önce söylemiştik, öğrenci merkezli eğitim sistemini kullanıyoruz arkadaşlar. 2005'te bu programların temeli atıldı. Yani öğrenci merkezli uygulamalar. 2005'ten bu tarafa kullanıyoruz. O zaman öğrenci merkezli programları kullanıyorsak öğrenci merkezli yaklaşım, yöntem ve uygulamalara yer veremeyiz. Dolayısıyla tam öğrenme ve programlı öğrenme, geleneksel ve öğretmen merkezli olduğu için yeni programlarda yer verilmiyor arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur diye soruyor. Özel amaçlara yer verilmiştir. Ölçme ve değerlendirmeye vurgu yapılmıştır. Ara disiplinlere yer verilmiştir. Hem sarmal hem de bir kere de verilebilecek kazanımlar vardır. Doğru ama arkadaşlar hangilerinin doğru olduğuna bakıyorum. 1, 2, 4 doğru. Çünkü programda ara disiplinlere yer verilmemiştir. Örtüktür. Bunlar çıkmış sorular arkadaşlar. Burada arkadaşlar yine programların özellikleri ve yapısıyla ilgili sorular görüyorsunuz. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kök değerler kazanımlarla ilişkilendirilerek öğrencilere yansıtılması. Doğru. Beceri ve yetkinliklerin tüm öğretim sürecinde kazanımlarla eşgüdümlü bir şekilde yerine getirilmesi. Doğru. Bireysel farklılıklara program önem veriyor. Dolayısıyla üçü de doğru programlarla ilgili olarak. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu sefer programlarla ilgili olmayan bir özellik soruluyor. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu esas almıştır. Doğru. Kök değerlere yer verilmiştir. Yetkinliklere yer de verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme vurgusu yapılmıştır. Kavram yanılgılarının neler olduğu? Arkadaşlar hayır. Ağzımızdan böyle bir şey çıkmadı. 2018 öğretim programlarında kavram yanılgılarına yer verilmemiştir. Hatta değerler yok, beceriler yok, yetkinlikler yok. Beklemeyin kavram yanılgılarına yer verilmesini zaten. 2018 programında kök değerlerden biri değildir. Analitik düşünme bilişsel bir beceridir arkadaşlar. Evet, güzel insanlar. Katılımlarınız ve paylaşımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, alan eğitimi dersi ben Uğur Hoca, Uğur Ataseven arkadaşlar beraber yürüteceğiz ve götüreceğiz. Benim hedefim ve amacım bu dersi beraber yürüttüğümüz arkadaşlarımıza 30'da 30 yapmalarını sağlayacak. Ne biliyorsam bunları vermek arkadaşlar. Artı sadece değerler eğitimi değil, aynı zamanda kavram haritalarında bütün konularımız bittiğinde işlemiş olacağız arkadaşlar. Ve benim referansımla gerek görüşme yapan, gerekse kayıt olmak isteyen arkadaşlarımız olursa onların da %20 indirimi var arkadaşlar. Kayıt olmak isteyen arkadaşlarım Uğur Hoca'nın referansıyla arıyoruz ve kayıt olmak istiyoruz derseniz bu indirimden yararlanabilirsiniz güzel insanlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. En güzel günler ve geceler sizin olsun. Sınava hazırlık sürecinizde hepinize başarılar diliyorum. En güzel başarılar sizlerin olsun arkadaşlar.